Sonuçta karıyla baş başa çekilmiş fotoğrafı görüntüsü yok öyle mi? Hayır anacığım yok işte tamam çekiliyormuş bunlar kalkmışlar gitmişler. Beyin de sana akli dengen yerinde değil dedi he? İşte o da zeytinyağı gibi üste çıkmak için o tartışma esnasında öyle bir şey yaptı. Sen öyle san. Elinde belge yok, görüntü yok. Kocam beni aldatıyor diyor. Ya adam hanımım kafayı yedi. Paranoyak oldu derse. Nasıl yani ya? İşte yani karım hayal görüyor, habire kavga çıkarıyor, evlilik düzenimizi temelinden sarsıyor derse. Ben mi sarsıyormuşum temelini şeyin? Hatta işi akıl hastanelerinden rapor aldırtmaya kadar vardırırsa. Ya deli raporu verirlerse? Aa, olur mu canım? Belli ki deli değil bu kadın, akıllı. Aa, yok çocuklar, ben hani akıl hastanesine falan gidemem, kusura bakmayın. Hiç o öyle böyle arkadan bağlı beyaz gömlekleri giyemem. Bir kere bana beyaz gömlek hiç yakışmaz. Ben asla giymem beyaz gömlek. Tenimi süper soldurur. Ayrıca bir de onlar böyle bisiklet yaka oluyor. Ay, boynuma da kısar. Hiç mümkün değil. Akıl hastanesi falan. Aa, no, don't. Yani akıllı tartışılır ama deli değil. Canım her deli de kendini Napolyon sanıyor değil herhalde. Karın manyak oldu der, halüsinasyon görüyor der, bunu suçu çıkarır. Bir güzel boşar, üç kuruşta nafakaya bağlar. Ondan sonra bu kendine asgari ücretle iş alır. Ben deyim. Ne asgari ücretli şey yapıyorum canım? Ben girerim bir dizide, güzel güzel oyunculuk yaparım. Ah, beyine kan gitmeye başladı. Bacım sen o diziyi niye bıraktıydın ya? Çünkü reytingler düştü. Çünkü Mehmet Baygın'ın reytingi yok. Çünkü çocuğun libidosu yok. Yani bu işler böyledir. Bak o çocuğu da kıskanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Sizin bu çocuklarınızda bir şeyim var bilmem ne falan diye ne kadar arıza çıkartmıştı Cengiz. İşte bak kişi kendinden biliyor işi. Yani beynin kıskançlığı yüzünden aile düzenini temelden sarsılmasın diyerekten milyonlar kazanabileceğin dizi kariyerini bıraktın. Öyle mi olmuş ya? Ben sanıyorum reyting düştü, diziyi kaldırdılar. Öyle mi, öyle miymiş? Aa! Sen mi Mehmet Baygın bunun beyi kıskandı diye senin lehine şahitlik yapar mı? Mehmet Baygın beni öldürülürken görse katilin lehine şahitlik yapar. Ay, of çocuklar aldım çocuklar. Beyaz gömlek falan. Ay benim kanıt bulmam lazım anacığım ya. Benim kanıt bulmam lazım. Sen çekirdi vallahi şundan damar attı yeminle. Oy.